Mutfağından herkese merhabalar. Sadece bu iki malzemeyle çok güzel bir pasta yapacağız sizlerle. Çok pratik. Hemen başlayalım. 2,5 su bardağı sütümüzü tencereye aldık ve bir paket pudingi ekliyorum. Ben çikolatalı puding kullanıyorum. Tavsiyemdir. Bu tatlıda en güzeli bu oluyor. Şimdi bunu karıştıracağım. Pudingi normal kıvamına gelene kadar karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi göz göz oldu, pudingimiz kaynıyor. Biz devamlı çırpıcı ile çırptık. Şimdi altını kapatıyorum ve bisküvilerimizi ıslatmaya başlayacağız. Şu şekilde alıyorum iki tane bisküviyi. Süte batırıyorum, çıkarıyorum. Bekletmeden çıkarın. İki iki diziyorum. Hepsini aynı işlemi uygulayacağım. Bu şekilde dizdik, süte batırıp hemen çıkartarak bu şekilde dizdik. Ben kapladım tamamen. Hemen ikişer kat bisküvimizin üstüne pudingi döküyorum. Yarısını göz hesabı, yarısını boşaltın üstüne. Şöyle kaplayalım. Şimdi yine hızlıca bisküvilerimizi süte batırıp üstüne diziyoruz. İkinci sıra bisküvimizi de yine ikişer adet olarak ıslattık. Şimdi üstüne kalan pudingi serpiyorum. Şimdi biraz bekledik son kattan sonra. Şöyle bir tabaka almasını bekledik. Üzerine bol Hindistan cevizi. Tadı da çok yakışıyor. Görsel olarak da çok iyi oluyor. Bolcana şöyle dökelim. Bu arada araya muz da katabilirsiniz. Çilek, başka bir meyveniz varsa onlardan katabilirsiniz. Gayet güzel pasta niyetine yersiniz. Bunu ben bir paketten yaptım dediğim gibi. Bir paket pudingden. Bol olsun isterseniz iki pakete çıkarabilirsiniz. Onun dışında normalde yapması bir 15 dakika falan sürüyor. Yani puding pişerken bir yandan karıştırıp bir yandan bunları ıslatıp dizebilirsiniz. Normalde öyle yapıyorum ama çekim için tabii size göstermek için daha yavaş yaptım. Çok pratik, çok da lezzetli bir pasta. Tavsiye ederim. Denemediyseniz şimdiye kadar deneyin. Dediğim gibi çalışan anne mutfağı olduğumuz için daha pratik tarifler daha çok hoşumuza gidiyor. Yorumlara bir kalp olsa bırakırsanız çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.